Entel. Entel. Role büründüren kıyafet. Kostüm. Kostümdür o. Sinirlilik. Asabiyet. Asabiyet. Arapça karşılığı. Akaryakıt istasyonu. Benzinlik. Benzinlik. Yoruldular. Listelemek. Listelemek 1000 puan değerinde. Daha kuvvetli rica ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. İşte Görkem Bey grubun 9800 puanla şampiyon olan, gün şampiyonu olan üyesi ki aynı zamanda tekrar edelim. Böyle kendinizi kötü hissediyor musunuz böyle sizi övdüğüm zaman? Biraz. Yani 9800 puanı vallahi böyle parkta bir yürüyüş yapar gibi kazandı. Yalan mı? Yalan. Çok zorlamadınız kendinizi. Ya arada durdum duraksadığım oldu. Peki hani o zamanki soruları bir kefeye koyun. Şimdi gördüğünüz Kübra Hanım'ın, Gökhan Bey'in sorularını bir kefeye koyun. Daha zordu, daha kolaydı. Benim sorularım çok kolaydı. Ben eve giderken de baktım o gün zaten. Evet. Vallahi bilmiyorum. Öyle hissettim. Biraz önce sorularla ilgili biraz böyle konuşalım, sohbet edelim, ipucu verelim dedim. Neredeyse bir tane soruyu daha duymadan cevabını verecek gibi oldunuz. İsterseniz bir an önce başlayalım mı? Devamı evet, gelsin. Tamam. Ne dersiniz? Okey. Haydi, Görkem Bey'in ilk sorusu. Harman savurmakta kullanılan çatal biçiminde tahtadan tarım arası. Konuşmaya başlamadan önce valla ilk soru biraz zor gibi. Tarım aracı filan dedim, tarım alet dedim. Ya oraktır ya yaba dedi adam. Ben ne yapayım? Buyurun ikincisini. İlk olarak başlangıçta. İlk olarak şu işi yapacağım. İlk olarak ellerimi yıkayacağım. Önce. Önce. 400 puan. Gelsin beş harfliler. Karşı tarafı kızdırmaya, öfkelendirmeye yönelik en masum el hareketi. Türlü el hareketlerimiz var. Karşı tarafı kızdırmak için yaptığımız. Bu masum olanı. Çocuksu olanı. Nanik. Hocam sizi tebrik ederim. Vallahi bravo. Gelsin bakalım. Macarca kökenlidir efendim bu kelime. Yaygın kullanılır dilimizde. Yok değil. Gelsin. Kent ve kasabada kenar mahalle. Varoş. Varoş. 400 puanla. Bu da galiba Fransızcaydı. Ya İtalyanca ya Fransızca. Fransızca olması muhtemel. Buyurun gelsin. Resmi küskünlük diye sorduk biz bunu. Yani belli bir kuruma karşı resmi bir küskünlük içerisindeyiz. Ne yaparız? İstifa ederiz. Hayır. İçerisinde değiliz. Protesto. Bünyesinde değil. Bravo. Protesto ederiz. Yani onu... Kınarız. Kınama. Hayır. Batı kökenli kelime. Durun bulacaksınız bunu. Bulacaksınız bunu. Sakin. Mesela onun ürünlerini almıyoruz. Ha tamam. Ne ediyoruz? Ne ediyoruz? İtalya'yı. Şu İtalya'yı mı? Yapıyormuşuz ya. Tamam İtalya dediniz ağzınızdan o çıksın o şekilde. İtalyan mallarını. Ambargo değil. Ambargo değil. Ne ediyoruz? Boykot. Boykot. Siz 4 üniversiteye mi girmiş çıkmıştınız? Yok 3 tanesine. Yani 4 oldu gerçi. Sayısını karıştırıyor artık. Güzel atlattık. Buyurun yenisi gelsin. Halk ağzında parlak, pürüzsüz, tertemiz. Biraz böyle sokak jargonu. Çok her yerde kullanılacak bir kelime değil. Parlakmış burası, pürüzsüzmüş, tertemizmiş. Ne güzel. Cillop gibiymiş. Nedir efendim? Cillop. Cillop. 600 puan değerinde. Haydi gelsin yenisi. 7 harfli cevaplara ulaştık bile. Hiç harf almadınız maşallah. Yine çok hızlısınız. Buyurun gelsin. İllegal yollarla sınır ötesi ticaret yapan kişi. Kaçakçı. Kaçakçı. Bu da çok kolay. Aynı hızı bekliyorum Görkem Bey. Buyurun. 2'ye 1 oranıyla hidrojenle birleştirilerek... Oksijen. Suyu oluşturan gazdır. Oksijen. Tek kelime 8 harfli mastarla bitiyor. Şöyle soruluyor. Görünür hale gelmek, ortaya çıkmak. Tezahür gibi bir şey. Hayır, daha bilindik, daha yaygın kullanılan, mastarla biten Türkçe bir kelime. Belirmek. Belirmek 800 puan değerinde. Kolay, 8 harflidir, bir birleşik kelimedir. Görelim nasıl sorulmuştur. İlk yurt edinilen yer. Anavatan. Anavatan Görkem Bey.
İşte bu çıkıntı bir soru. Ne yazık ki öyle. Olsun. Şu ana kadar hiç harf almadınız. Evet, onun da yeri vardır sizde. Bakalım. Ya bana sorsalardı ben harf alırdım. Açıkça söylüyorum. Buyurun. Arızalı veya kapalı cihazlar, üniteler için kullanılan bir tabirdir. İki kelimedir. Devre dışı. Nedir Görkem Bey? Devre dışı. Vallahi. Bravo. Kullanılmıyor. Devre dışı. Bravo. Buyurun gelsin. Yön değiştirtmek. Saptırmak mı? Hadi cesaret. Saptırmak. Saptırmak. 9 üst puan daha. 10 harfler kaldı. Biri kolay, biri zor. Geremiyorum başa da galiba şey sizi değil mi? Efendim? Geremiyorum yok, da bugün sizi. Bir gerginlik var. Allah yani. Allah. Pek belli olmuyor. Bu kolay olanı. Tamam. Türlü temizlik işlerinde kullanılır, rulo halinde bir tür seliloz ürünüdür. Kağıt havlu. Olsunsa kağıt havludur. Buyurun. Zor olan. Bu zor olan. Hayır, yani devre dışı... Hiç harf almadım şimdi onu da bilmiyorum. Bence devre dışı daha zordu bu arada. Ha, bu tamam. Tek kelime mastarla bitiyor. Yani hani devre dışı tek bana kelime. Soracak olursanız daha zordu. Tamam. Bir bakalım. Görünmemesini sağlamak. Gerçek görünüşünü, niteliğini Türkçe saklamak. Mi? Türkçe. Yani köke... Evde bir şey mi acaba? Hayır, perdelemek değil. Perdelemek gibi bir şey. Tıpkı yapısı da ona benzer, şekli de ona benzer. Yani görünmemesini sağlamak derken, önüne perde çekmek değil aslında. Kamufle etmek gibi düşünelim. Ya da gerçek görünüşünü saklamak. Asıl önemli olan o. Ben bir harf alayım. Aldık bir harf. Düzeni bozduk. Türkçe ama yani kelimenin köküne inecek olursanız batıya gitmek gerekiyor bu arada. Ha. Maskelemek. Hocam. Hayranlığım. Nerelerde? Anlatamam size. Vallahi bravo. Sonuna kadar helal olsun. İster kazanın ister kaybedin. Bugün bir 9800 de çıkabilir. Mukaddes Hanım'dan da Ali Can Bey'den de çıkabilir. Fakat ne olursa olsun adınızı yazdığınız kazıdığınız yani. Kocaman alkış. Teşekkür ederim.